Bir şey soracağım. <laughs> evet. 2024 yılında mı yapılacak Hakan Bayrakçı belediye seçimleri? <laughs> evet. Evet. Aday mısınız? Ben size bir şey söyleyeyim. Ben hiçbir zaman şuraya adayım, madayım demem. Bizim partimizde adayı tespit edecek olan kişi Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Sayın Cumhurbaşkanı ne derse o olur. Ama kapı kapalı değil anladığım kadarıyla sizin. Ya de. kapı kapalı değil. Ee, ben tekrar ediyorum, ben siyasetten vazgeçtim demedim ki bana bir görev ne zaman verilirse ben o görevi yaparım. Ama görev istemem. Yani bana şu görev vereceksin Sayın Cumhurbaşkanım, şu görev vereceksin demem. Ama Sayın Cumhurbaşkanım bana bir görev verirse, ne verirse versin hiç önemli değil. Yapmak benim boynumun borcu. Çünkü bu e, Türkiye'ye Recep Tayyip Erdoğan lazım, lazım, lazım. O kadar yani. Bunun başka öteleri değil. Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin lideri değil. Aynı zamanda dünyada Müslümanların lideri. Böyle olduğuna göre mazlumların lideri. Bu insana yardımcı olmak bizim hepimizin boynunun borcu. Beni görevden aldı. Canı sağ olsun. Öyle değerlendirdi. Öyle aldı. Yarın de der ki sen gelmeli şurada görev yap. Yaparım. Yapma der. Yapmam. Yapmıyorum zaten. Ben şu andaki şuradaki yaptığım konuşma durumdan vazife çıkartmak, anlatmak. Yalnız açıkça yani bir araştırmacı olarak şunu söylemeliyim ki Ankara'da AK Parti adına en yüksek oyu alabilecek kişi hala Melik Gökçek'tir. İnşallah. Allah razı olsun. Yo yo, Ben bunu size övgü olsun diye söylemiyorum. Allah Bir olsun. gerçeği söylüyorum yani. Bakın e, şunu da söyleyeyim. E, bu şeylerle ilgili. Şimdi lahit ihalesi yapılıyor belediyede. Lahit ihalesi yapılıyor. Ne demek o ya? Bildiğin mezarlık. Lahit. Yani şey 4 e, dört duvar var ya. Onun da mı ihalesi yapılır? Tabii yani? ihalesi yapılır tabii. Ulan, Bu lahi, de çok acayip bir yer yani. Dikkat edin bak şimdi anlatacağım. E, cenaze işlerinden de sorumlu evet, benim. evet. Layık ihalesi yapılıyor Ahmet. E, ee, Sayıştay diyor ki 21 B'den yapamazsın diyor. Ama yapıyor. Ee, i̇hale 28 milyon 870 bin liraya metropol anonim şirketine, belediyenin şirketine kalıyor. Şimdi dikkat edin bakın sözüme dikkat edin. İhale alan metropol Kendisi de 21B'den ihale yapıyor. Yahyalar diye bir şirkete 16 milyon 760 bine veriyor. Aradaki zarar 12 milyon. 12 milyon zarar ettiriyor. İşte bu vurgun. Devam ediyorum. Sati kaplama işi var. Bak Ahmetciğim buna çok dikkat et Allah aşkına. Bütün Türkiye buna çok iyi dikkat etsin. Şey diyor ki ee, Sayıştay sati kaplama işini zaman süreç olduğu için sen şey yapamazsın. 21B ile yapamazsın. 7 9 2021'de sati kaplama işini 92 milyona yapıyor. 21B'den mi? 21B'den yapıyor. Bir de bunun üzerine bütün veriliyor, bütün Bu bir idare mu? veriliyor. Toplam maliyet 151 milyon lira. Asfalt mevsiminde yapılmadığı için, Eylül ayında ihale yapıldığı için yolların tamamı bozuluyor. Bu televizyonlarda e, bol miktarda get, gündeme getirildi. Pa, Paran parça olmuş yerler. Şey soğuk asfalt demek. E, şeyi dökersin e, Ne derler ona e, Zifti Onun üzerine mıcır dökersin Üzerine silindirine geçer Yapıştırırsın ona Sıcak hava olunca yapışmaz Bunun içinde tamamı bozuluyor Ve bozulunca Biz bunu gündeme getirmeye başladık İSAR'la da ben yazmaya başladım Muhtarlara baskı yaptılar Dediler ki biz bunu düzelteceğiz şikayetçi olmayın Yeniden ihale yapacağız Şimdi ne dedi Söylüyorum bak Yapamazsın dedi şey e, söyleyin adını. Sayıştay, e, e, Sayıştay kesinlikle dedi yapamazsın. Şimdi 2001 yılında 296 2001'de ikinci soğuk asfalt ihalesini yaptı 260 milyon liralık 260 milyon liralık şey yaptı. Şimdi bak buradaki vurguna ve ihale fesata bakın bak. 260 milyon lirayı yeniden 21 B yaptı. Yapamazsın dedi halde ya. Bir sene önce resmen yazmış Sayıştay. Sayıştay'ı falan taktığı yok. Kim ki diyor Sayıştay. Bana gücü mü yeter diyor Mansur'un. Ben ne istersem onu. Yasal olarak yapması mümkün değil. Suç, Yapıyor. Suç mu? Suç. Gerekli işlemler yapılsın mı? Yapılması lazım. Bak, Ama bir özür dilerim bir parantez açayım devam edin siz. Şimdi burada Ankara Belediyesi'nin ya da Mansur Yavaş'ın bir temsilcisi yok. Kendisi de yok. Sürekli. Girsin, girsin şeye cevap versin. Kaç defa davet. İşte et, hayır. ya Ben sadece şunu söylüyorum. Yani burada ki iddialarla ilgili yazılı da olsa bir açıklama gelirse iyi olur. Yani muhatap almayız şeklindeki bir yaklaşım doğru olmaz. Çünkü algıda sıkıntı yaratır. Mansur yavaş için yani ve. Ankara Belediyesi için. Melik Bey bitiriyor. Yani bir söz Bak, hakkı olmalı. Şunu bitireyim o zaman. Bir cümle. Bir, yani. şunu ay bir cümle şunu bitireyim. Bak buradaki hem vurgun hem de ihaleye fesat var. 260 milyon liraya Belko şey alıyor, ihaleyi alıyor. Aynı ihaleye Makinsan firması diye bir firma da giriyor. 270 milyon lira teklif veriyor. Bak dikkatini çekerim Ahmet. 260 milyon lira veren kim aldı? Belko aldı. 270'i kim verdi? Makinsan verdi. Belediye şey aldıktan sonra belki ihaleyi ikinci kez yine bir B ile birisine vermek için ihale yapıyor. Hangi şirket alıyor biliyor musun? Makimsan alıyor. Kaça alıyor? 196 milyon lira alıyor. Ulan birincisinde niye vermedin Makimsan? Bak ilk ihaleye giriyor 270 milyon veriyor Makimsan. İkinci ihaleye giriyor 196 milyon veriyor. Aradaki fark ne? 73 milyon lira. Bu vurgunun. Bu ihaleye fesatın daniskasının daniskası değil mi? Peki, bununla bitirelim. Ah Ahmetciğim, ah. kaç tane daha var böyle? Ah. Kaç tane var? Bak, bunların her biri ayrı vurgun. Askide var. Ee, neler var neler. Neyse. Çok teşekkürler. Ben de çok Hakan teşekkür Hakan Bayrakçı çok teşekkürler. Ama bizi ah, biz teşekkür Ama teşekkür bizi davet etti. Mansur birkaç kaşeye kaş Vallahi davet ediyorum. Yani Mansur Yavaş'a <laughs> her zaman kapımız açık gelsin Ben aziz milletime son söz söyleyebilir miyim? Son söz. Ulusa aziz sesleniş... milletim bak Allah aşkına dikkat edin. Bu kadar davet ettik ve çıkmıyor. Kim çıkmıyorsa, kim ka e kaçıyorsa o yalan söylüyor. O insanlara algı yönetimi yapıyor. İnanmayın bu adama. Hem vallahi hem billahi algıdan başka hiç ama hiçbir şey yok. Bomboş bir adam. Çapsız. Bu ulusal sesleniş konuşması gibi <laughs> oldu. <Evet. gülüyor> İyi geceler. Ha ha ha.